Ardan Zentürk, Küresel Stockholm Sendromu Takvimlerin 23 Ağustos 1973'ü gösterdiği gün İsveç'in başkenti Stockholm'de Credit Bank'e'nin bir şubesine giren iki kişinin tek hedefi vardı, bankanın kasasındaki parayı alıp gitmek. Aslında soygunculardan biri İsveç'in sosyal demokrat özgürlükçü yasalarından yararlanan eski bir mahkumdu söz konusu bankada. Cezasını tamamlamış hükümlü kadrosundan kısa süre önce göreve başlamıştı. Jan Erik Olsen. İşler planlandığı gibi gitmedi. Polis müdahalesi tahminlerden önce gerçekleşti ve Olsen'la arkadaşı dört banka görevlisini rehin almak zorunda kaldılar. Brigitte Lumland, Elizabeth Olgren, Kristen Ehmark ve Seven Saftrom. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. 131 saat süren rehine krizi sırasında rehinelerle kendilerini rehin alan Olson arasında beklenmedik bir olumlu ilişki gerçekleşti. Kısa zaman içinde rehineler kendilerini rehin alan şahısların geleceği hakkında çok ciddi endişeler taşımaya hatta muhtemel bir polis harekatı için gönüllü gözcülük yapmaya başladılar. Jan Erik Olson'la en yakın ilişkiyi Kristin Enmark kurmuştu. Hatta ikilinin aralarında bir gönül ilişkisinin doğduğu iddiaları daha sonra gündeme geldi. Enmark kendileriyle telefonla temas kuran dönemin başbakanı Olof Palme'ye soyguncuları korumuş, kendilerinden hiçbir zarar görmediklerini ısrarla belirtmişti. Sonuçta olay kimsenin burnu kanamadan sonuçlandı fakat konu psikiyatri bilim alanında Stockholm sendromu adıyla yerine aldı. Sendrom suç psikolojisi uzmanı Nils Bejerov ve psikiyatr Frank Oberg tarafından incelendi. İki uzman doktor ilerleyen yıllarda çok sık olmamakla birlikte bazı rehine olaylarında tekrarlanan sendromu şöyle tarif ettiler. 1. Rehine alınan kişiler kısa zaman içinde kendilerini rehin alanlar tarafından öldürüleceklerine inanıyorlar. 2. Bu düşüncenin verdiği korkuyla yemek yemek, tuvalete gitmek gibi günlük ve sıradan eylemleri gerçekleştirmek için bile izin alma psikolojisine yöneliyorlar. 3. Rehin alanın basit taleplerini nazik bir şekilde karşılaması halinde ise hemen söz konusu şahsın kendilerini hayatta tutabilecek tek kişi olduğuna inanmaya başlıyorlar. Bu durum rehine alanla rehine arasında güçlü bir duygusal bağın kurulmasına ve rehinenin bağımlılığına dönüşüyor. İşin özeti, insanlar derin çaresizlik yaşadıkları anlarda güçlü gördüklerinin asıl kimliklerine dikkat etmeden bir bağlılık duygusu geliştiriyorlar. Stockholm sendromu 21. yüzyılın bu fırtınalı döneminde tüm insanlık açısından kendini hissettiren bir duygu olarak ortaya çıkıyor. Günümüz liderlerinin bitmeyen meydan okumaları. Devletler vatandaşlarına nedenini tam olarak anlatmadıkları bir süreçte sürekli savaşa hazırlanıyor. Düşünün İstanbul'daki bir konsolosluk binasında çatır çatır adam kestiler. Nükleer bomba düğmelerinin siyasi açıklamalara malzeme olduğu, donanmaların dar alanlarda karşılıklı manevra yaptığı bombardıman görüntülerinin kanıksandığı, dünyanın en gelişmiş silahlarıyla hemen her gün çocukların öldürüldüğü bir vahşet çağı. İnsanlar oluşturulan bölgesel savaşlarda yalnız mermi veya bombalarla değil açlıktan ölüyorlar. Dünyada 260 milyon insan iklim değişimi siyasal nedenler veya doğrudan bölgesel savaşların zorlamasıyla hareket halinde bunun 64 milyonu resmen mülteci statüsünde. Dünya savaşı yıllarının temerküz kamplarıyla karşılaşma riskine doğru yol almaktadır. Bu sürdürülebilir bir durum değil ama insanlık rehine kaldığı bu berbat durumdan kurtuluşu aramak yerine sorunları her geçen gün biraz daha derinleştiren liderlere daha güçlü bir şekilde sarılmayı tercih ediyor. Bu bir Stockholm sendromudur. İnsanlığın toplu terapiye ihtiyacı olduğu çok açıktır. Ardanzen Türk Star